edecek peki? Yani hemoroid olmaması için kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Genetik değilse. Evet, o da var doğrudur. Ailelerde, bazı ailelerin hepsinde var. Evet. Şimdi faktörden de var. Var. Beslenme burada çok önemli. Sizin hep vurguladığınız gibi. Amaç yumuşak büyük hattısa çıkmak. Düzenli. Çok uzun tuvalette kalmamak. Onun için zeytinyağlı gıdalarla, lifli gıdalarla beslenmesi lazım. Ki bizim bu Akdeniz usulü beslenmemizi hep var. Evet. Salata falan böyle işte zeytinyağı bol şekilde. Su tüketmek lazım. Çünkü büyük abdestin yumuşak tutulması için selüloz alması lazım insanın. O da böyle lifli gıdalarda var. Yani işte roka, semizotu, kıvırcık falan gibi. Evet. Ya da işte enginar, kereviz falan. Acı, baharatlı, turşu, ekşi çok tüketmemek lazım. Şimdi bizim güney bölgeleri falan, Orta Anadolu, Güney Anadolu'da böyle seviliyor bu. Yani acı evet, diyet alışkanlığında var. Sonuçta acı, ağızda da acı tadı yapıyor. Biliyorsunuz makat bölgesinde de tat duyusu vardır. Orada da benzer bir yanmaya neden oluyor. Onun için çok acı yememek lazım. Lifli gıdalarla beslenmek lazım. Kepekli ekmek önemli. Şey diyecektim, şarap, bira gibi mayalı içkiler. Bunlar da hemoroidleri azdırır örneğin. Zaten alkol ve vazodilatif etkisiyle de hemoroide olumsuz etkileri vardır. Ve yürüyüşler. Bir de tuvalette çok uzun kalmamak. Bir de kadınların maalesef şanssızlığı, hamilelik hemoroide tetikliyor. Yani hamilenin ileri evrelerinde. Şimdi makatı düşünün. Buradan çıkan toplar damarlar sırttan yukarıya doğru, kalbe doğru gidiyor. Burada gebe kadın, büyük bir uterus var, rahim var. O sırtta bastığı zaman buradan giden damarları bloke ediyor. Yani genişlemesine neden oluyor bu sefer. Birçoğu da zaten işte hamilelikte ya da zor doğumlarda uzun dönem ıkınmayla falan hemoroid hastalığı böyle olur. Peki. Kadınlar için yani. Evet, kadınlar için.